Merhabalar, Tadımız Tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere iftar davet menümde neler hazırladım, onları paylaşacağım. Hızlı, seri ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ben ilk önce hazırlığıma komposto yapımıyla başlıyorum. Yazdan buzluğuma vişneler atmıştım bol bol. Bu benim çok işime yaradı. Bütün Ramazan boyunca kaynatıp hem misafirlerime ikram ettim hem ev halkına. Çok da lezzetli oluyor. Buraya da yaklaşık 2 kilo kadar vişne kullandım. Şöyle bir pakette, küçük bir pakette kırmızı erik kullanıyorum. Kırmızı erik çok güzel bir ekşilik lezzet veriyor. Mutlaka vişne kaynatırken de bir küçük paket de olsa erik kullanıyorum. Vişne atarsanız kırmızı erik ile beraber atmanızı tavsiye ederim. Sadece vişne kaynatmaktansa karışık erik ve vişne kaynatmak çok daha lezzetli ve aromalı güzel oluyor arkadaşlar. Kocaman tencerede yapıyorum. Bugün kalabalığız. Fazladan kaynatıp bazen buzluğa da kaldırabiliyorum. Buraya yaklaşık 10 litre kadar su ilave edeceğim. Filtremden ekliyorum. Vişnelerim kaynarken ben şimdi tatlı aşamasına geçiyorum. 6 adet yumurta, 1 su bardağı şekeri karıştırma kabıma alıyorum. Ve şeker en az 5-6 katına, şeker ve yumurta en az 5-6 katına böyle çıkana kadar çırpıyorum. Mikserin en yüksek devirinde. Bu triliçe tarifim en güzel triliçe tarifidir. Bunu yaptıktan sonra bütün triliçe tariflerimi kaldırdım. Sadece kanalımda bu tarif var arkadaşlar. Güzelce arkadaşlar bu kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Mikserin en yüksek devirinde. Ardından 1 çay bardağı ılık su, yani sıcağa yakın bir ılık su ilave ediyorum. Ilık suyu da ilave ettikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyorum elimle. Fırınımı alt üst ayarda 180 derecede ısınmaya bıraktım. Isınmış olan fırına süreceğiz. Evet, çok güzel bir şekilde karışımım hazır. Şimdi un ilavesi yapacağız. İlk etapta 1 su bardağı unu ilave ediyorum ve eliyorum. Malzeme ölçülerini, miktarını her şeyi alt kısma yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ilave ediyorum. Ve spatula ile veya bir tahta kaşık ile güzelce yumurtanın o puf pufluğunu kaybetmeden nazik bir şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu tam ölçülü bir triliçe tarifidir. Daha önce denediğiniz ve olmadıysa mutlaka bu tarifi deneyin arkadaşlar. Çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Harika oluyor gerçekten. Söylemiş olduğum gibi bu tarifi keşfettikten sonra diğer denemiş olduğum bütün tarifleri kanalımdan kaldırdım. Garanti bir tariftir. En güzel tariftir arkadaşlar bu. Tadımız tuzumuz triliçe tarifi yazarsanız ayrıyetten ulaşabilirsiniz tarife. Yapmış olduğum davetlerde bu triliçe tarifini yapıyorum. Onun dışında diğer başka hiçbir tarifim yoktur bunun dışında. Şimdi bir bardak unu eleyip yedirdik. Ardından ikinci bardak unu eleyip yedireceğiz arkadaşlar. Hepsini birden dökmüyoruz ki yumurtaları söndürmeyelim. Ve iyi bir şekilde karıştırmak lazım. Un böyle tabana çökebilir, kıyıda köşede kalabilir. Çünkü puf puf arkadaşlar. O yüzden böyle dikkatli ve kontrollü bir şekilde karıştırıyoruz. Bu ikinci bardak unu deledikten sonra 2 yemek kaşığı daha un ilave edeceğiz. Toplamda 2 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un gidiyor arkadaşlar. Ama lütfen yumurta ve şekeri aynı benim yapmış olduğum gibi kabartın arkadaşlar. Çırpın, çok güzel bir şekilde çırpın. 10 dakika, 15 dakika boyunca çırpın. Evet, dikkatli bir şekilde ikinci bardak unu da yedirdim. Ardından 2 yemek kaşığı daha un ilave ediyorum. Eleyip tekrar bunu da karıştırıyorum. Fırınım ısındı. Bu arada bu kek yapım aşamasına geçmeden önce büyük borcamın tabanına, büyük borcam ölçüsünde yağlı kağıt kesip tabanına yerleştirin. Çünkü bekletmenizi tavsiye etmem bu kek harcını. Böyle hemen böyle aktive oluyor içindeki kabartma tozu falan. Önceden hazırlayın arkadaşlar. Şimdi göstereceğim nasıl hazırladığımı. Benimki stand mikser olduğu için ben hemen o aşamada da fırın kabımın ölçüsüne göre yağlı kağıt kesip koydum hemen. Evet, bu karışımımız hazır. Yumurtaları söndürmeden puf puf görünüyor hala. Bakın, çok güzel bir şekilde karıştırdık. Son kontrollerimi de yaptım. Hiçbir şekilde karışmayan un yok. Bu şekilde yağlı kağıdı büyük borcamın tabanına kestim ve yerleştirdim.
Kenarları yağlamanıza hiç gerek yok. Sadece tabanına bu şekilde yağlı kağıt serin ve hemen hiç bekletmeden kek karışımını dökün. Ben karamel soslu yapacağım. Frambuaz soslu yapmış olduğum tarif de var. Yine bir iftar davet menüsünde yapmıştım. İnanılmaz güzel oluyor. Buzluğumda şu an frambuaz kalmamış. Yaz geldiğinde inşallah özel çekip göstermek istiyorum. Şöyle güzelce. Nazik bir şekilde, çok fazla bastırmadan, yüzeysel bir şekilde eşit miktarda dağılmasını sağlıyorum. Birkaç kez tezgaha vurup şöyle sallayıp içerisindeki hava kabarcıklarını da çıkardıktan sonra fırına gönderiyorum. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişireceğiz. Fırının en alt kısmına koyun çünkü borcam olduğu için altı güzel kızarmıyor arkadaşlar. Vişne suyum kaynadı. Kaynadıktan sonra 3 fincan dolusu şeker ilave ettim. Şöyle karıştırıyorum. Şekerle de bir 2-3 dakika kaynatacağım. Yeterli. Çok fazla kaynatmıyorum. Arkadaşlar yeterli oluyor. Şöyle bir şekeri de kattıktan sonra maksimum 5 dakika kaynatın ve kapatın, ılımaya bırakın arkadaşlar. Vişne suyumuz hazır. Bu kadar kolay. Muhteşem oluyor. O kadar lezzetli ve doğal güzel ki arkadaşlar. Evet. Kekimi arkadaşlar fırının en alt kısmına koydum. Söylemiş olduğum gibi borcam olduğu için altı biraz daha geç kızarıyor. Güzelce tamamen kızarana kadar pişirin. Mutlaka arkadaşlar bu şekilde rengi altın sarısından da daha koyu olsun. Eğer böyle tam güzel pişirmeden çıkartırsanız çökmeler vesaire olur. Aman arkadaşlar, fırından fırına pişme süresi değiştiği için size tam vakit vermiyorum ama bir 30 dakika minimum pişirin arkadaşlar. Bakın çok güzel bu şekilde kızardıktan sonra mutlaka fırından çıkartın. İlk sıcaklığı çıkınca şu kenarlarından kurtardım. Ters çevirecektim ama böyle baktım daha sıcak, çeviremeyeceğim. Balkona kaldırdım. Ilısın, tamamen soğusun, ondan sonra çevireceğim. Şimdi karamel sosunu yapalım. Karamel sosu için bir su bardağı şekeri kalın tabanlı bir tavama ekliyorum ve orta ateşte kendi kendine erimesini sağlıyorum. Şerbeti için 3 yemek kaşığı şeker, pardon 4 yemek kaşığı şeker, 4 su bardağı süt, 400 ml de süt kreması kullanacağım. Yani 2 su bardağı da süt kreması kullanacağım. Süt kremasını dilerseniz 200 ml yani 1 bardak kullanabilirsiniz ama 1 bardak süt kreması kullanırsanız bu sefer süt miktarını arttırın. Yani toplamda 6 bardak sıvı olması gerekiyor. 5 bardak süt, 1 bardak süt kreması veya 4 bardak süt, 2 bardak süt kreması. Benim yapmış olduğum gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde daha lezzetli oluyor tabii ki. Ben normalde şeker eriyene kadar şöyle ocakta bir tutuyordum, ısıtıyordum ama bu sefer acelem olduğu için hiç ısıtmanıza falan gerek yok. Güzelce karıştırmanız yeterli şeker eriyene kadar. Bir pakette vanilya ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar karıştıracağım ve şerbetim hazır arkadaşlar. Ben bu şekilde de yapıyorum. Gayet güzel oluyor. Yani ısıtmanıza vesaire gerek yok. Çünkü ben bunu hemen döküp, kekim çünkü soğudu. Hemen üzerine krem şanti sürmek istiyorum. Sıcak bir şekilde dökersem krem şanti dökemeyeceğim. Yani beklemem gerekecek, uzayacak. Öyle olsun istemiyorum çünkü daha bir sürü yapmam gereken şeyler var. Evet, şekeri kendi kendine erimesini sağlıyoruz. Hemen böyle kaşıkla müdahale edersek şekeri yakar ve acılaştırırız. Bakın şu eriyen kısımlardan şöyle karıştırmaya başladım. Tahta kaşık veya spatula kullanın. Yani metal kaşık kullanmayın arkadaşlar. Bu şekilde eridikten sonra bir yemek kaşığı veya bir tatlı yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edin. Ben öyle acele edip tereyağından önce süt kremasını döktüm. O yüzden fazla bir şekerlenme oldu ilk etapta. Ama sorun değil. Oldu, yine oldu arkadaşlar. Önce bir tereyağını eritin, ondan sonra süt kremasını dökün. Bu şekilde de oluyor. Gayet güzel oldu. Şimdi şöyle şeker eriyene kadar bu süt kremasını döktüğümüzde mutlaka bu şekilde bir topaklanma oluyor arkadaşlar. Ama karıştıra karıştıra bunu azaltacaksınız. Evet, orta ateşte bu şekilde karıştırıyorum bir 3 dakika kadar. Tereyağını süt kremasından önce dökmem gerekiyordu. Evet, bu şekerlenen kısmı ayırıyorum. Bu da gayet güzel şeker gibi yiyebilirsiniz arkadaşlar, karamel şekeri. Ve süt kremam hazır. Bunu başka bir kaseye alacağım ve hızlı bir şekilde soğumasını sağlayacağım. Kaseye döktükten sonra arkadaşlar gelip gidip karıştırın. Yüzeyi kabuklanma olmasın. Süt kremam hazır ama tamamen soğuduktan sonra kullanacağız arkadaşlar. Şimdi pandispanyam, kekim soğudu çok güzel bir şekilde. Ters çeviriyorum ve yağlı kağıttan kurtarıyorum.
Ve üzerine hazırlamış olduğum sosun tamamını döküyorum. Hiç fazla falan değil arkadaşlar. Çok ideal ve güzel oluyor. Bakın sünger gibi çekiyor. Kekim tamamen soğudu. Ve soğukta bir şerbetim var. Döküyorum. Tam bir lezzet bombası. Şahane oluyor arkadaşlar. Frambuaz soslu yapın, vişne soslu yapın, karamel soslu yapın. Sadece bunu ben çikolata soslu denemedim. Bence çikolata sos ile de güzel olurdur diye düşünüyorum. Bir paket krem şantiyi soğuk sütüyle arkasındaki tarife göre çırptım ve traliçerimin üzerine döküyorum. Güzelce her tarafını eşit bir şekilde dağıtıyorum. Spatula yardımı ile de düzgünleştireceğim. Ve bu şekilde düzelttikten sonra buzdolabına kaldıracağım. Dinlenmeye bırakıyorum. Karamel sos soğuduktan sonra üzerine sosunu dökeceğim. Evet, şimdi burada mantı hamurum var. Mantı için arkadaşlar 1 adet yumurta, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip sert bir hamur yoğurdum. Makinede yoğurdum. Şimdi arkadaşlar toparlanınca da şöyle elimle tekrar bir hamuru özdeşleştiriyorum. Mantının arkadaşlar lezzetli olmasını istiyorsanız en önemli püf noktası arkadaşlar hamurdur. Hamuru böyle bakın o kadar sert ki bakın şu an böyle açmaya çalışsam oklavayla açılmaz yani o kadar sert. Bu bir püf noktadır arkadaşlar mutlaka. Lezzetli bir mantı yapmak istiyorsanız hamuru sert yapın. Sert yoğurun iyice. Bu şekilde açamayız. O yüzden şimdi hamurumu ikiye böldüm. Bir poşetin içine koyacağım ve 10-15 dakika dinlenmeye bırakacağım. Bu dinlenme esnasında hamur arkadaşlar yumuşuyor. Ondan sonra açmaya başlayacağız. Hamur yumuşuyor ama sert yoğurduğumuz için arkadaşlar çok lezzetli bir mantı elde edeceğiz. O yüzden yoğurabildiğiniz kadar sert bir hamur yoğurun. Güzelce özlü bir hamur olsun. Ardından bu şekilde paketlere koyun. 10-15 dakika dinlenince zaten hamur kendini biraz salacak. Ondan sonra rahat bir şekilde açabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar yani iç harcı zaten belli yani. Kıyma çok az soğan rendelerseniz rendelersiniz. Biraz da karabiber tamamdır. Yeter ki hamurunu güzel yoğurun. Şimdi vişne suyum ılıdı. Bunu güzelce süzüyorum. Süzdükten sonra artık ılıdığı için arkadaşlar buzluğa kaldıracağım böyle şişelere koyup. İftar vaktine kadar buz gibi olsun diye. Bu arada bu meyve suyumun tamamına yakın içildi arkadaşlar. Şöyle güzelce süzdüm. İki adet patlıcanımı alacalı bir şekilde soyuyorum ve istediğim uzunlukta doğruyorum. Ben ilk başta böyle patlıcanları iri iri doğramıştım. Daha sonra diğer malzemeleri küçük küçük doğradığım için bu patlıcanları da küçülteceğim. Tuzlayıp arkadaşlar suyun içinde dinlendireceğim patlıcanları ki acısı varsa suya çıksın diye. Ama güzel patlıcanmış. Böyle suyu çok da kararmamıştı. Bu şekilde patlıcanlarımı hazırladım. Bir yemek kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Üzerine bastırana kadar da su döküp bekletiyorum.
Bir yandan yemek malzemelerini doğruyorum. Yemek malzemelerini de doğradım. Bu sırada işte bir 10-15 dakika geçti. Şimdi mantı hamurumu açacağım. Un yardımı ile açıyorum. Çok kalın bırakmamak lazım. İnce açarsak da güzel olmuyor. Kalınlığını göstereceğim. Mantımı hazırlayıp tepsiye dizeceğim ve iftar vaktine kadar bekleteceğim. İftar vakti yaklaştığında kaynatacağım. Bu şekilde hazırlayıp unlamış olduğunuz tepsilere dizip bekletebilirsiniz aynı gün içerisinde yapacaksanız. Onun dışında buzluğa nasıl atılır, nasıl fırınlayıp kurutulup buzluğa atılır vesaire onlarla ilgili bir video çekmiştim. Bu videonun altına mantı buzlukta nasıl saklanır diye bir tarifim var. Onu eklerim. Dilerseniz izleyebilirsiniz. Bakın kalınlığı bu şekilde arkadaşlar. Ne ince ne çok kalın. Kıyma harcımda ne var? 300 gram kadar kıymanın içerisinde bir küçük soğan rendeledim. Kıyma harcına karabiber çok yakışıyor. Bir tatlı kaşığına yakın karabiber ilave ettim. Böyle bir tatlı kaşığı silme tuz ilave ettim ve karıştırdım. Bu kadar arkadaşlar. Bazen soğan bile rendelemiyorum. Ama bunu da bu sefer biraz rendeledim. Bu şekilde İç harçlarını yerleştirip unlamış olduğum tepsiye dizdim. Şimdi diğer yemeğime devam ediyorum. 1 kilo 300 gram kadar dana kuşbaşı eti vardı. Küçük küçük doğradık. Patates kullandım 6 adet. 2 adet havuç kullandım. Ve onları boyutuna göre de patlıcanların boyutunu küçültüyorum. Şimdi bu patlıcan suyunu döktüm. Güzelce patlıcanları tekrar yıkadım. Tuzlu suyundan arındırdım. Ve görmüş olduğunuz gibi boyutunu küçülttüm. Ve bu karışımın içerisine ekliyorum. Şimdi bu karışımın içerisine 2 büyük boy kuru soğan küp küp doğrayıp ekledim. Görmüş olduğunuz gibi. Bu soğanın püf noktası arkadaşlar sarımsak. Bir başta sarımsak ekleyeceğim. Bu arada karamel sosum eridi ve sıkma torbasını aldım. Bu şekilde sıkıyorum. Normalde ebrulü desen şeklinde yapacaktım ama kare kare yapayım dedim. Normalde ben tamamen yüzeyini karamel ile kaplıyorum. Ama bu sefer bu şekilde yapmak istedim. Tamamen kaplasam bile arkadaşlar bu şekilde sıkma torbasıyla sıkıp kaşık ile üzerinden geçiyorum. Hani böyle krem şantisini vesaire böyle dağıtmadan, karıştırmadan olsun diye. Normalde de sıkma torbası kullanıyorum. Bu şekilde bu sefer yapmak istedim. Üzerlerini de fıstıkla süslemek istedim. Ve tıraliçem hazır arkadaşlar. Gerçekten muhteşem oluyor. Bu tarifi deneyin. Memnun kalacaksınız. Şimdi bir baş sarımsağı da doğruyorum. Bir baş sarımsak arkadaşlar bu yemeğin olmazsa olmazlarından mutlaka ekleyin. Çok güzel koku, aroma ve lezzet veriyor. Bu yemeğe ekstradan bezelye de ilave edebilirsiniz. Bezelye de yakışır arkadaşlar. 2 konserve menemenlik sos ilave ediyorum. Yarım litrelik konserve sos. Konserve sosunuz yoksa bu menemenlik sos bu arada arkadaşlar. Menemenlik sosunuz yoksa 8-9 adet domates doğrayın. Bol domatesli olsun. Çünkü zaten kullanmış olduğumuz malzemeler çok fazla. Ona göre de arkadaşlar 8-9 adet küp küp domates doğrayabilirsiniz kabuklarını soyup. Şimdi sosunu hazırlayacağız. 2 yemek kaşığı domates salçası. 2 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2,5 su bardağı kadar da su ilave edeceğim. Bu hazırlamış olduğum, karıştırmış olduğum sosu üzerine döküyorum. Ben yazdan buzluğa kıl biber atmıştım. Arkadaşlar onları da ilave ediyorum. Yeşil biber. Ve artık yemeğimizin son aşamasına geldik. Şöyle güzelce karıştırmak kaldı. Güzelce karıştırıp
fırın poşetlerine koyup pişireceğim. Normalde arkadaşlar fırın poşetine koymasanız da bir tepsiye koyun, ağzı açık bir şekilde bile pişer. Ama üzerine böyle bir fırın kağıdı vesaire ötmenizi tavsiye ederim. Hani etler vesaire kurumasın hani üst kısmı diye. Ama arkadaşlar fırın poşetiyle yaparsanız, yani mutlaka bu yemeği yaparsanız almanızı tavsiye ederim. Çok çok daha güzel ve lezzetli oluyor. Bütün malzemeler, eti vesaire. Zaten arkadaşlar hiç düşünmeyin et pişiyor mu diye. Maraş'ta hiçbir zaman bu fırın yemekleri önceden kızartılıp pişirilip eklenmez. Bütün her şey çiğden konur ve gayet de güzel pişer arkadaşlar. Fırınınızı alt üst ayarda 200 derecede ısıtın. Ben bu sefer bu fırın poşeti kullandığım zaman fanlı kullanıyorum fırını. Çok daha başarılı oluyor o zaman. 1,5 saat boyunca arkadaşlar 200 derecede alt üst ayarda ısınmış fırında 1,5 saat kadar pişireceğim. Çok lezzetli ve lokum gibi pişiyor. Et pişiyor mu diye hiç düşünmeyin arkadaşlar. Patates gibi yumuşacık oluyor arkadaşlar. Bu yemeğim hazır. Şimdi paketlere paylaştıracağım. Ben 2 masa hazırlayacağım. 2 masa hazırlayacağım için 2 poşet yapıyorum. Bir poşetin birini biraz az koyacağım diğerine göre. Çalışan bayanlar arkadaşlar bu şekilde hazırlayıp paketleri fırın poşetlerine koyun, buzluğa kaldırın. İşe gideceğiniz gün sabahtan çıkartın, akşama kadar erir, sonra gelirsiniz fırına atarsınız hemen. 1,5 saatte kendi kendine pişer, mis gibi arkadaşlar. Bu şekilde fırın tepsime yerleştirdim. Fırına atmadan önce şöyle bir delik açmanızı tavsiye ederim. Şimdi çorbamızı yapacağız. Kemik suyum vardı. Sabahtan biraz çocuklara bir şeyler yapmıştım. Bir havuç, bir patates ve bir kuru soğanı doğradım irice. 2 su bardağı mercimeği güzelce yıkadım ve ekliyorum. Ve kaynamaya bırakıyorum. Ben mercimek çorbasına zerdeçalı çok yakıştırıyorum. Hem çok güzel altın sarısı bir renk veriyor hem de lezzet katıyor. Karabiber eklemiyorum. Varsa kimyon ekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığına yakın, yarım yemek kaşığına yakın tuz ilave ettim. Tuz miktarını lütfen kendinize göre ayarlayın. Çünkü tuzların acılık oranı değişebiliyor markadan markaya. Şimdi çok güzel bir pilav yapacağız. Özbek pilavı aslında tavuklu Özbek pilavı gibi de düşünebiliriz. Burada bir paket kanat var. Kanadı bu şekilde ben ayırıyorum. Daha çok kişiye hani böyle tavuklu servis tabağına alabilsin diye. Bu şekilde parçalara bölüyorum kanadı. Güzelce yıkamıştım. Bu şekilde parçalara böldük. Şimdi tencereme bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Tabanı bu şekilde yapışmaz bir taban olursa daha iyi olur. Bir adet kuru soğanı piyazlık iri iri doğruyorum görmüş olduğunuz gibi. Şimdi ısınmış olan yağın içerisine tavukları atıyorum. Tavukları öncelikle güzelce bir kızartacağız. Arada bir karıştırın. Kapağını kapatmayın. Arada bir gelip gidip karıştırarak kızartın. Bu mercimeğin üzerinde oluşan köpükleri daha sonra alıyorum arkadaşlar. Arada bir gelip gidip karıştırın mercimekler tabanına yapışmasın diye. Güzelce sebzeler ve mercimek yumuşayana kadar kaynatmaya devam. 4 adet de havuç kullanacağım. Bu şekilde havuçları doğruyorum. Harika bir pilav oluyor. Yalnız ben bu pilavı normal pirinç ile yaptım. Basmati
pirinç ile yaparsanız çok daha güzel sonuç elde edersiniz. Evet, tavuklarım çok güzel kızarmaya başladılar. Güzelce kızardı arkadaşlar. Biraz da soğanlarla beraber kızarsın istiyorum. Soğanlarla beraber kızarmak üzere soğanları da ilave ettim. Ve gelip gidip karıştırıp soğanlarla beraber kızartmaya devam ediyorum tavukları. Soğanlar görmüş olduğunuz gibi öldü, yumuşadı arkadaşlar iyice. Şimdi havuçları ekleyeceğim. Biraz da havuçla beraber kızarsınlar istiyorum. Bu sırada arkadaşlar soğan tamamen eriyor, bitiyor arkadaşlar bu pilav pişene kadar. Pilavı yiyen insan bu pilavın içerisinde soğan olduğunu anlamaz kesinlikle. Çünkü hiçbir tanesi görünmeyecek. Gelip gidip karıştırın. Biraz da havuçla bu şekilde kızartın. Bir yemek kaşığına yakında tereyağı ilave ediyorum. Bu pilav biraz yağlı bir pilav arkadaşlar. Normal pilavlar gibi değil. İki tatlı kaşığına yakın tuz ilave ettim. Bu pilava karabiber çok yakışıyor. Karabiber. Dilerseniz kimyon ekleyebilirsiniz. Şimdi tavukları bastıracak kadar su ilave ediyorum, kaynar su. Ve 15 dakika kadar orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Bu havuçlar yumuşayana kadar. Kapağını kapatacağım. Bu arada mercimek çorbamda sebzeler ve mercimek tamamen yumuşadı ve güzelce blenderdan çekiyorum. Gerekirse su ilavesi yapacağım. Kıvamına bakıp. Bu arada bana o kemik suyu gözüme az göründü. Çünkü çok miktarda olduğu için bir kase kadar daha buzluktan kemik suyu çıkardım. Mercimek çorbasına çok yakışıyor kemik suyu. Bu şekilde karıştırıyoruz. Havuçlar tamamen yumuşamıştı. Şimdi 3 fincan dolusu pirinç ilave ediyorum. Normalde gözüme yeterli gibi göründü ama bu su yeterli değil. Şöyle üzerine bu karışımı arkadaşlar bir parmak geçecek kadar kaynar su ilave edin mutlaka. Ben sonradan ilave ediyorum. Bu su tabii ki yetersiz ama ben kapağını kapattım, kısık ateşte pişmeye bıraktım. Daha sonra baktım ki yani üzerinde pirinçlerden anlayabilirsiniz böyle diri diri kaldığını. Ben bir parmak geçecek kadar daha böyle üzerine sıcak su ilave ediyorum. Mutfakta çareler tükenmez arkadaşlar, hiç problem değil. Bu şekilde üzerine suyu çekip kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişmeye bırakıyorum tekrar. Şimdi salatamızı yapıyoruz. 1 adet kırmızı pancar, 2 adet havuç ve 1 demet de marul ince ince kıydım. Yarım limon suyu, yarım tatlı kaşığı kadar tuz ve zeytinyağı karışımım var. Bu sosu iftar vaktine doğru ekleyeceğim. Önceden eklerseniz arkadaşlar tamamen bu eklemiş olduğunuz marul söner. O yüzden en son aşamada ekleyin. Burada mantı için su kaynatmıştım. Bu arada pilavım suyunu tamamen çekti. Altını kapatıyorum. Şöyle bir
Hafifçe karıştıracağım pirinçleri ezmeden. Kapağını kapatacağım ve dinlenmeye bırakacağım. En az bir 10 dakika dinlendirmeniz gerekiyor.